arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir etek çalışması yapacağız eteğimizi ben bir bir buçuk yaş grubu için ördüm gördüğünüz gibi dilimlerden oluşan bir etek arada ters örgülerimizin olduğu ve düz örgülerimizin artarak etek ucuna doğru genişlediğini görmekteyiz. Ee, örgü bilen yani şiş örgüsü bilen herkesin çok çok rahatlıkla yapabileceği bir e, etek düz sayılabilir. Sadece düz örgü bakınız ters ve düz örgüyü bilen herkesin çalışabileceği güzel bir çalışma. Sadece e, eteğimizin açılmasını yani şuradaki e, dar kısımdan bakınız etek ucuna doğru açılmayı sağlayan minik artışlarımızı aralıklarla aynı hizada yaptık ve eteğimizi bu şekilde oluşturduk. Daha büyük ölçüde başlamak isteyen arkadaşlarım 14 ilmek 14 ilmek artırabilirler her bir dilim bu aradaki ters örgüm 4 ilmekten oluşmakta ve ilk başlangıç olarak 10 tane ilmeğimiz var 14 ve katlarıyla bu çalışmamızı yapabilirler Evet şöyle arkasında göstermek istiyorum eteğimin arkası da bu şekilde Dileyen arkadaşlarım e, yuvarlak misinalı ile örebilir. Ben bunu misinalı şişle örmedim. Misinalı ile zorlanıyorsunuz. Ya da misinalı şişi olmayan arkadaşlarımız hep e, sor, soruyor arkadaşlarım. Benim misinalı olduğu halde düz açık ördüm. Sadece dikiş yaptım. Bakın dikişi de belli değil. Dikişini de e, bulmakta inana. Şu an zorlanmaktayım. Şöyle yine de bir bakalım. Hemen bakıyorum dikişimizi de. Evet şurada dikişimiz. Bakınız dikişimizin olduğu noktada burası önden hiç belirli olmamakta. Evet. Şimdi ayrıntılarımızı yaptık, anlattık, anlatmamız gereken. Son olarak şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Etek kısmında da bu tırtıklı modelimizi uyguladık. Şöyle baktığımızda eteğimize yine güzel şık bir hava kattı. Evet bu açıklamalardan sonra kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimizi örmek için Nako'nun bebe ipini kullanıyorum. 3.5 numaralı şişim var ve 110 tane ilmeğimi şişime ben taktım. Farklı da bir işlem yapmadım. Sadece ilk sıra yani sadece ilmek almayı yaptım ve örmeye şimdi başlıyorum. Bir tane düğümümü attım rahat açılmasın ilmeğim diye şöyle yaklaştırıyorum ve çift lastik olarak örgüme başlıyorum. Burası belimizin lastik kısmını oluşturacak. Birinci ilmeğimi düz örüyorum. Düz yönleri farklı alabilirsiniz. Sizler nasıl alıyorsanız o şekilde. İlk ilmeğimi şişimde ilk çıkaracağım için düz ördüm. İkinci ilmeğim ters olacak. Ters ilmeklerimizi bu sıramızda ve çift lastiğimiz bitene kadar örmeyeceğiz. Bakın ipimi arkaya alıyorum. Şu şekilde ardından şişimi örmeden geçiriyorum. İpimi öne alıp bir tane düz örüyorum. Tekrar ipimi sıradaki ilmeğin tersini alıyorum. Ve örmeden şişimi şu şekilde geçiriyorum. Bir düz, bir ters, tersleri örmüyorum. Şimdi düzümü örüyorum. İpimi ters ilmeğimin arkasına alıyorum ve şu şekilde örmeden şişime aktarıyorum. Düzümü örüyorum. Tersim için ipimi arkaya alıyorum, örmeden şişime geçiriyorum. İpimi tekrar önde düz örüyorum. Çift lastik örüyoruz. Tersim için ipimi alıyorum ilmeğimi şişimi örmeden geçiriyorum, düzümü örüyorum, tersimi örmek için ipimi alıyorum ve ilmeğimi örmeden sağ taraftaki şişimi aktarıyorum, düzlerimi örüyorum, terslerim ise ilmeğin arkasına ipimi geçirip şu şekilde takıyorum, düzlerimi örüyorum, tersimi örmeden ipimi arkaya alıp şu şekilde geçiriyorum. İpim önde tekrar düzümü örüyorum. Düz derimizi ördüm. Ters derimizi örmeden şişime taktım ve sıramın sonuna geldim. En son şöyle bakın düzümü ördüm. Şimdi sıra tersimde ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden bıraktım bakın. Şimdi ilk ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Tersi yine bu sıramızda da örmüyoruz. ipimi öne aldım. Yani kendimizden tarafa aldım ve örmeden boş geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz. Düzü örüyorum. Ters ilmeğimi ipime alıyorum. Örmeden şişime takıyorum. Düzümü örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Düzümü örüyorum. Ters ilmeğimin önüne geçiriyorum şöyle örmeden takıyorum tekrar düzümü örüyorum tersi örmeden şişime takıyorum ipim önde örülmedi bakın tekrar düzü örüyorum tersi örmeden şişime takıyorum düzü ördüm ipimi aldım şişime taktım bu şekilde tersimi düzümü ördüm ipimi aldım örmeden taktım ve düzümü ördüm bu şekilde sona kadar düzlerimizi örelim terslerimizi örmeden şişimizi boş geçirelim yeteri kadar lastiğimizi ördüm bakın 1 2 3 4 5 sıra ördüm bu e, ölçü yeterlidir örgümün düz yanındayım ve e, modelimizi kurmaya başlıyoruz ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bunu 1 diye sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz örüyorum modelime geçtim 10 düz ördüm birinci boş aldığım ilmekte bu sayıya dahil 2 4 6 8 ve 10 4 ters ilmek örüyorum 1 2 3 4 10 tane düz, 4 tane ters. Tekrar 10 düz, 4 ters şeklinde ilmeklerimiz tamam olana kadar öreceğiz. İlk sıramızda 2, 3, 4, 5. Bakın bu düzleri örüyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane düzümü tekrar ördüm. 10 düz, 4 ters, 10 düz. Şimdi 4 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 4. 4 tersimi ördüm. Tekrar 10 tane düzümüzü örelim. Lastiğimizin sonuna kadar örerek geldim. 10 tane düz ilmeğimiz, 4 tane ters ilmeğimiz. 10 düz, 4 ters, 10 düz, 4 ters olarak bitireceğiz. Düzle başlayıp Ters de bitiriyoruz. Yani 10 düzümüz mutlaka sıramızın başında olacak. 4 tersimiz de diğer kenarımızda olması gerekmekte. Şimdi e, buradaki ilmeğim benim iki tane e, yetmeyecek. Yani 112 olması gerekirken ben 110 ilmekle başladığım için iki ilmeğimizi bu bitişe yakın yerde artırıyorum. Şimdi sayalım. 4 tane tersimi ördükten sonra 2, 4, 6, 8, bir tane artış yapıyorum şu şekilde bükerek 9 oldu 10. yine buradan düz olarak örüyorum yine 10 tane ilmek sayısına ulaştım burada da 4 tane tersim var 3 tane tersim var 4 olması gerekiyor bir tane tersimi ördüm ikinci tersimi de örüyorum üçüncü artırıyorum bakın son ilmeği iki defa örüyorum bir şu tersten örüyorum önce İçten isterseniz biraz önceki gibi parmağımızla da yapabilirsiniz. Sonra şu şekilde, isterseniz de şu şekilde yapabilirsiniz. Bu son ilmeğimiz olarak yine kalır. Şöyle büküp bir tane şişimize takabilirsiniz. Şöyle elinizde de hafifçe bükerek yani şu şekilde girdirebilirsiniz. Ve son ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, ben misinalı şiş kullanıyorum ama tüm yuvarlak olarak örmeyeceğim. Açık olarak öreceğim. Misinalı şişle örmekte zorlanan arkadaşlarımız ya da olmayan arkadaşlarımız için bu şekilde örelim. Sadece bir dikişle eteğimizi tamamlayalım. Örgümüzün arka yönünü çevirdim. Arka yönünde nasıl görüyorsak o şekilde örelim. Şimdi ben de 4 tane ters örmüştüm. Bu yüzden 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane düzüm ördüm. 10 tane burada e, düzümüz vardı. 10 tane düzümüzün yani ön tarafta düz, arka tarafta ters 10 tersin hepsini de ters olarak örüyorum. 1 2 arttırdığım ilmeği 3 ve 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tersimi ördüm 4 düzüm oluyor örgümün arka yönünde tekrar 10 tane tersimi örüyorum ve ön yüze kadar nasıl ördüysek o şekilde yani gördüğümüz gibi ilmeklerimizi örüyoruz ters derimizi ters düz derimizi düz örelim ters 10 tane olunca tersimiz. Bakınız hepsini örüyorum. 4 tane de düzüm var. Örgümün arka yönünden 4 düz, 10 tane ters ilmeğimi örerek geldim. Şimdi 2 4 6 8 2 tane ilmeğim kaldı. 9 ve 10. ilmeğimi de ters ördüm. 10 ve 4 modelimizin içinde de aynı. Şimdi kenardan hem bu kenardan hem de bitişten birer tane artışımızı yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. Bir tane ilmek artıyorum ki bu dikiş yapacağımız ilmeğimiz olacak. Buradan bir tane arttım. Şimdi sayıyoruz. Bakınız, bir tane kenar ilmeğimiz, dikiş ilmeğimiz. Bir düz, iki düz, üç, dört. 5 5 tane düzümü ördüm bir kenar lütfen buna dikkat edelim bu dikiş ilmeğimiz olacak bir kenar 1 2 3 4 5 5 tane düzüm ördükten sonra şişimin üzerine ipimi alıyorum burada bir tane artış yapıyorum bu 10 ilmeklerimizin tamamında bu işlemimizi yapacağız 5 düz ördüm şişimin üzerine ipimi aldım 5 tane daha düzümü örüyorum burada bir tane ilk deliğimiz olacak 1 2 3 4 5 5 tane düzümü ördüm. Tekrar bu dörtlerde hiç işlem yapmayacağız. Etiğimiz bitene kadar dört ters olarak devam edecek. 1 2 3 4 Şimdi 10 tane ilmeğimiz vardı. Düz 5'ini örüyorum. 1 2 3 4 5 5 düz ördükten sonra şişimin üzerine şöyle ipimi alıyorum. Bir artış yapıyorum. 5 tane düzümü yeniden örüyorum. 2 3 4 ve 5. 4 tersimi örüyorum. 1 2 3 4. 10 tane düzümüzün 5'ini örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 düzümü ördükten sonra şişimin üzerine ipimi alıyorum. 5 tane daha düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5. Evet sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 10 tane ilmeğimizin 5'ini örüp bir tane artışımızı yapıyoruz. Tekrar 5 tane ilmeğimiz örüyoruz. 4 terslerimiz eteğimiz bitene kadar hep ön yüzde 4 ters olarak devam edecek sıramızın sonuna kadar geldim. 10 tane düzümüzün 5'ini örüp 6.'ya gelmeden bir tane arttım. Yani sağında, solunda 5'er ilmeğimiz olan bir artışımızı yaptık. dört tane ters derimizde ise herhangi bir işlem yapmadık. 4 ters olarak ördüm. Şimdi 4 tane tersimi görmekteyim. Yine burada da 4 tersimi örüyorum. Ama bir tane de kenar dikiş ilmeği olacak şekilde diğer tarafta arttığım gibi artıyorum. 1 2 3 tersimi ördüm. Bir tane artışımı yapıyorum. şu şekilde gizli artıştır bu. Bu dördüncü ters oldu bakın 1 2 3 4 ters bir de en son ters olarak örüyorum. Bu da kenardaki dikiş ilmeğim olacak. Evet şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum. 10 tane düzümüzden önce bir tane kenar dikiş ilmeği artırdım. Ve 2, 4, 5 tane ilmek ördüm. Bir tane artışımı yaptım. Böyle açık ajurlu artışımızı yaptık. 5 düzümü ördüm. Aradaki 4 terslerimiz eteğimiz bitene kadar devam edecek. 10 tane düzümüzün 5'ini örüp bir tane artışımı yaptım ve sıramı tamamladım son olarak 4 tersimden sonra yani 4 tersimi bir tane de kenar ilmeği olarak 5 ilmeği çıkardım. Evet şimdi örgümün arkasını çeviriyorum ve bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde 2 3 4 kenar ilmeğimle 5 bakın 4 tane düzüm var. Şimdi ters derimi örüyorum. Şu artmış olduğum ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Önde 4 tane ters örmüştüm. Arka yönde 4 tane düz olarak önüme düşüyor. 4 düzümü ördüm. Arkada ters yerimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir tane de artış yaptım onu da ters örüyorum ve tersleri ters artış yaptığımda ters düz 4 ilmeğimi de düz örüyorum arkadan ördüm sıramın başına kadar geldim ve şöyle 10 tane ilmeğimizin ortasında bir tane boşluğumuzun olduğunu görmekteyiz şimdi ön yüzdeyiz ön yüzden herhangi bir işlem yapmıyorum baştan sona gördüğüm gibi örüyorum arka yüzden de yine aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum ne artma ne eksilme herhangi bir işlem yapmıyorum nasıl görüyor isem o şekilde örüyorum birinci ilmeğimi örmeden aldım ilk ilmeğimi ve bir 2 saymaya hiç gerek yok. Sayıp kafanız karışması. Bakın 5 tane ördüm. Bir tane artmıştım. Onu da örüyorum. Düz yönden. Buradaki ilmeklerimin tamamını düz ördüm. 4 ilmeğim. 4 ilmeğimde hiç artma yapmayacağız. 4 olarak tamamlanacak. Bu düz örgülerimizde işlemimiz olacak. Şimdi örgümün ön yüzünden gördüğüm gibi örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimiz çok çok kolay. Dört tersimi örüyorum. Sıramızın sonuna kadar geldim. Şimdi ön yüzü tamamladım. Arkadan da nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Hiç artma, eksilme yapmıyorum bu sıramda da. Şöyle hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 ve 4. Ters ilmeklerimi ters olarak düzleri düz örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün ters yönünden yine gördüğümüz gibi ördüm. 4 tane düzümüzü 11 tersimizi örerek geldim. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz ve bu sıramızda ilk artışlarımızı yapıyoruz. Burada da yapmıştık ama bu çiftli artışlarımızla eteğimizi şöyle pileli güzel bir görünüm katacağız ve burada bu işlemimize başlıyoruz şimdi birinci ilmeğim örmeden alıyorum bir örmeden 1 2 3 4 5 tane düzüm örüyorum örmeden aldım şöyle netleştirelim örmeden aldığım ilmekten sonra 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi düz ördük ve burada artırarak oluşturduğum ilmeğin kenarından bir tane şişimin üzerine ipimi alıyorum artıyorum bu önceki ördüğüm ilmeği yani şuradan çıkardığım ilmeği düz örüyorum ve bu bir tane düz ördükten sonra yine şişimin üzerine bir tane ilmeğimi alıyorum kenardaki düzlerimi örüyorum 1 2 3 4 ve 5 yaptığımız işlemi hemen tekrar etmek istiyorum. Örmeden ilmeğimi aldım. Kenar dikiş ilmeğimi. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümü ördüm. Şişimin üzerine ipimi aldım. Bir artış yaptım. Bir düz ördüm. Bir daha şişimin üzerine ipimi alarak artışımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 düzüm ördüm. Aradaki 4 tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonrasında yeniden buradaki grubuma geliyorum. Bir düz, iki düz, üç, dört, beş tane düzümü örüyorum. 5 düzümü ördükten sonra bakın şuradaki deliğin tam üzerindeki ilmeğimin kenarından bir tane artışımı yapıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir ilmek düz ördükten sonra yeniden artışımı yapıyorum. Kenardaki beş tane ilmeğimi düz örüyorum etiğimiz artık aşağı doğru açılacak aradaki 4 tersimiz ve tekrar 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm bir tane şişimin üzerine ipimi aldım artışımı yaptım bir düzümü örüyorum bir daha şişimin üzerine ipimi alıyorum 5 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 4 5. 4 tersimizde herhangi bir işlem yapmıyoruz. 2 3 4. Ve e, şu düzlerde yapmış olduğumuz gibi bütün düzlerimizde 5 tane örüp 1 artıp 1 düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Artışlarımızı yaparak ilmeklerimizin tamamını ördüm. Son olarak 4 tane ters ilmeğimi ve bir de kenar ilmeğimi ördüm. Ve 5 tane ilmeğimi örüp bir tane artış bir düz bir artış olan buradaki sıramı tamamladım. Şimdi Arkadan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Buradaki artmış olduğum iki ilmeği de yine ters örüyorum. Sadece bu dört ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki artışlarım ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece düz olarak buradaki ilmeklerimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi burayı örelim. Gördüğümüz şekliyle örgümü başlatıyorum örmeden alıyorum 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm geri kalan ilmeklerimi diğer düze kadar hepsini ters örüyorum arttıklarımı da bakın ters arttığım ve tekrar artış yaptım dörtte yine düzlerimi örüyorum bu sıramızı tamamlayalım olduğu gibi örelim. Örgümün arka sırasını da gördüğüm şekliyle ördüm. Şimdi buradaki düz olan bölümlerde 13 tane ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şöyle bakınız 13 tane ilmeğimiz oldu. 4 tane terslerimizde herhangi bir değişiklik yok. Burada 2 şimdi arttık. Bir de yukarıda artmıştık. 10 ilmeğimizi şu görmüş olduğunuz 3 e, ilmeği artarak 13 sayısına ulaştık. Ve eteğimizin bakınız buradaki haroşa olan bölümlerinde şöyle pileler oluşmaya başladı. Bundan sonraki sıramızda e, tekrar bakınız ön yüzdeyiz. Ön yüzden bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Artış yapmıyoruz. Eğer sık sık artış yaparsak aşırı derecede bir e, bolluk olur ve zaten eteğimiz hoş görülmez. Bir önden örüyorum. Arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi. 2 oldu. 3 önden yine gördüğüm gibi örüyorum. 4 arkaya çeviriyorum, gördüğüm gibi örüyorum. 5 önden gördüğümüz gibi örüyoruz. 6 arkadan ters orucu Yani 3 sıra önden düz, 3 sıra da arkadan tersimiz olacak. Toplamda 6 sıra ördükten sonra yeniden artışımız için birlikte olalım. Hiç şaşırmayalım. Önden örüyorum 1, arkasını dönüyorum 2. 3 önden, 4 arkadan, 5 önden, 6 arkadan. 7. sıramızda yeniden görüşelim. Önden ve arkadan örerek sıramızı tamamladık. Bu haliyle gördüğünüz gibi bakınız eteğimizin bu ters ördüğümüz bölümler pile olarak gayet güzel bir şekilde görülmekte. Artışlarımızla birlikte bu pilelerimizin arasındaki dilimlerimiz de açılacak ve eteğimiz çok güzel olacak. Şimdi yeni artırma yapmak için hazırız ve şişimizde örgümüzü elimize alıyoruz. Tıpkı şurada iki tane artış yaptığımız gibi ortadaki ilmeğimizin sağından ve solundan artış yaptığımız gibi yine artışımızı yapıyoruz. Ve yine tam bu ortadaki ilmeğimizi hep artış e, merkezi olarak kullanıyoruz. Yani bu ilmeğimizi e, gelecek sayımızı ayarlıyoruz ve sağından solundan bir tane artışımızı yapıyoruz. Bunu da nasıl ayarlıyoruz? İlk başlarken 10 tane ilmeğimiz vardı. 5 tanesini örmüştüm. Bakınız şurada bir tane artışımızı yapıp artmıştık buraya. Yani burada 11 ilmeğimiz olmuştu. 11 ilmeğimizin öncesinde 5 tane ördüm. Bir ilmeğimi hemen öncesinde artışımı yaptım. Sonra ilmeğimi ördükten sonra yeni artışımı yapmıştım. 11 ilmeğimizin altıncının sağından ve solundan artmıştım. Şimdi Buradaki artışımla birlikte bu tek olan artışımızın sağından ve sonda yapacağımız ilmeğimiz 6'ya çıktı. 6 tane öreceğiz. 7. yani şu ilmeği bize gelmeden sağdan ve soldan artışımızı yapacağız. Şimdi yaparken daha rahat anlayacağız. Bakınız her bir artışımızda bir tane ilmek ilerleyecek yani fazla olacak. Şimdi bir tane ilmeği boşaldım bunu saymıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm çünkü bir üst sırada artışım olmuştu 6 tane ilmeğimi ördükten sonra bu kenar ilmeğini saymadım bakınız lütfen bunu tekrar hatırlatmak istiyorum kenar ilmeğinden ayrı 2 4 6 ilmeğimi ördüm bir defa şişimin üzerine ipimi alıyorum ve bir düz örüyorum tekrar bir düz ördükten sonra yine şişimin üzerine ipimi alıyorum. Diğer kenardaki 6 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. Yani bu şekilde bütün e, buradaki gördüğümüz deliklerimiz aynı dizilimde olacak bu işlemimiz sayesinde. Önce 5 örmüştük. 1 artık, 1 düz, 1 e, artış yapmıştık. Şimdi bu artığımızla birlikte 6 oldu. Bundan sonrasında ise 7 tane örüp 1 artış, 1 düz, 1 artış şeklinde ilerleyecek. Daha sonrasında ise 8, 9 ilerleyecek. Bu 4 tersimizde yine herhangi bir işlem yapmıyorum. 3 ve 4. 4 tersimizi olduğu gibi örüyoruz. Düz örgümün bulunduğu noktaya geliyorum. 6 tane düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın düz sıramızın olduğu yere geldim. Artışımı yaptığım yere. Bir tane artışımı yapıyorum. Bir düzüm örüyorum. Tam bunun altı. Yine bir artışı yapıyorum. Kenardaki altı tane ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 aradaki 4 tersim örüyorum ve eteğimizin modeli bu kadar kolay. Kendi arasında dilimlerimiz arasında artışımızı yapıp eteğimizin çan şeklinde açılmasını sağlıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 Artışımı yapıyorum. şişimin üzerine ipim alıp bir düz örüyorum. Yine şişimin üzerine ipim alıyorum. Altı tane düzümü örüyorum. Ve yeniden 4 tersimi örüyorum. Evet, şimdi e, buradaki yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını. Diğer dilimlerimizde de yapıp sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Bütün dilimlerimizde artışlarımızı yaptım ve sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda da terslerimi örüyorum. Terslerimi ördükten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Artmış olduğum ilmekleri bakınız burada terslerin içerisinde. Bunları tersleri ters. Sadece 4 tane düzümüzü arka yönden örerek sıra başına kadar gelelim. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. 4 tane düzümü örüyorum. Arkasından ters dilimin tamamını ters olarak örüyorum. Her dilimin içerisinde 2 tane artık 13 olan ilmeğimiz şu an her dilim arası 15 oldu. 4 değerimizi örelim. ilmeklerimizi arka yüzden örerek ön yüzümüze geldik ve buradaki iki artışımız gayet güzel bir şekilde belli oldu şimdi yapacağımız işlem bir üst sıradaki artıştan sonra yaptığımız işlemin tekrar olacak yani altı sıra öreceğiz bir sıra önden düz ikinci sıra ardından ters 3. sıra önden düz, 4. sıra ardından ters, 5. sıra önden düz, 6. sıra arkasından ters öreceğiz ve yeniden modelimizi 7. sırada uygulamak için hazır olacağız ve bu dilimlerimizde artışımızı yapacağız ve artışımızın merkezindeki ilmeğimiz hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi şöyle kısaca bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. 10 ilmek olarak düzlerimizi başlatmıştık. Bir tane arttım. 11 ilmek sayısına ulaştım. Birkaç sıra ördükten sonra 5 tane düz, 1 artış ve buradaki 6. ilmeği düz örerek yine soluna da bir artış yaptım. 5 tane düz ördüm. 11 ilmeğimle çift artışıma başlattım. Aradaki terslerimizde işlem yapmadık. Yine burada 5 tane düz, 1 artış, 1 düz bir artış 5 düz şeklinde ördük ve bütün dilimlerimizi tamamladık ve burada 6 sıramızı ördükten sonra 7 sıramızda yeniden e, buradaki artışımızı başladı burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta her zaman hatırlatıyorum sık sık ama bu merkezdeki şu ilmeğimizi hiç kaybetmeden sağından solundan artışımızı yapmak. Önce bakın 5 düz ördüm 1 artıştı. 6 düz ördüm 1 artış. Bundan sonraki sıramızda 7 düz 1 artış düzümüzü daha sonraki artışımız da 8 her bir artışımızda birlikte buradaki düz ilmek sayımız artacak aynı şekilde solundaki de artacak Çünkü iki tane artışımızı yapmaktayız Evet şimdi altı 6 sıra örelim düz örgümüzü şurada yaptığımız gibi hiçbir işlem yapmadan sonrasında yeniden örgümüze artarak buradaki merkezi de kaybetmeden ilerleyelim şimdi ilmek sayımız iki tane arttı bakınız Sayalım 13'tü. Şimdi 15 olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Evet şimdi ilmeklerimizi örüp merkezde bu ilmeğimiz kalacak şekilde artışlarımıza devam edip eteğimizin boyunu biraz büyütelim. Artışlarımızı yaparak eteğimizin kloşunu açtım ve benim öreceğim yaş grubu için yeterli uzunluğa ulaştı. Şöyle Açtığım zaman 3 dilimi gayet rahat açabiliyorum. Diğerlerini açamıyorum. Bakınız çok güzel kloş bir etek çalışması oldu. Hem pileleri var hem de çok güzel açılımı olacak. Şimdi 5'le bu çiftle başlamıştım. 5 6 7 8 9 10. Yani burada 5 tane ördüm. 1 arttım. 1 düzüm vardı. Sonra tekrar artışımı yaptım. 5 düzümü ördüm. Arada 6 sıramı ördüm. Artıştan sonraki sıramı saymıyorum. Oradan ters geldiğimiz sırayı saymadan düz yönden itibaren 6 sıra ördüm. Sonra 6 tane düzümü ördüm. 1 artış, 1 düz, 1 artış. Tekrar 6'yı ördüm. Yine düz sıralarımı ördükten sonra 7 tane düzüm, 1 artışım, 1 düzüm, 1 artışım, 7 düzüm. Tekrar arada düz örgü. Bu kez 8 tane düz, artışı, 1 düz yine artışı 8 tane düzüm yine aradaki düzlerimi ördükten sonra 9 tane düzüm bir artış bir düz yine bir artış 9 düz ve son olarak 10 tane düzümü ördüm bir artış bir düz bir artış yine 10 düzüm ördüm aradaki dört tane de trabzan dört tane de ters örgümü ördüm her iki örgü aynı anda ördüğümüz için bazen dilimiz sürçebilmekte Evet şimdi bu etek uzunluğu Yeterli oldu. Artık eteğimin bitmesi için son işlemlerimi yapacağım. 20 santim oldu. Bir de son işlemimizi tamamladıktan sonra birazcık daha uzayacak eteğimiz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Sadece bu en son bitimde bir sıra daha fazla ördüm diğerinden. Evet Şimdi bitiş işlemini yapıyorum. Dilimli bir bitiş örmek istiyorum. Birinci ilmeğimi boş aldım. İki tane ilmeğimi aynı anda örerek kestim. Aynı anda ördüm. Bir arttım. İki ilmeğimi kestim. Bir arttım. Yani şişimin üzerine ipimi aldım. İkisini aynı anda örüp tek ilmeğe düşürdüm. Bir arttım. İki kestim. Bir arttım ikisini ördüm bir arttım ikisini ördüm bir arttım ikisini ördüm bütün ilmeklerimizi bir artıp ikisini tek ilmeğe düşürerek tamamlıyoruz bir artıyorum her bir iki ilmek öncesinde bir tane artışımız olacak yine yapalım bir arttım artmak şişimizin üzerine ipimizi alıyoruz İki ilmeğimi kestim arttım iki ilmeğimi şu şekilde kestim bir arttım iki ilmeğimi bir arttım iki ilmeğimi kestim arttım iki ilmeğimi kestim sıramın sonuna kadar bu dilimli olan bölümümüz oluşturacak eteğimizi altında tam böyle dilim dilim çok şık bir görüntü kazanmasını sağlayacak bu örgümü. Sona kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim. 2 ilmeğimi aynı anda alıp bir ilmeğe indirdim, bir arttım, bir ilmeğe indirdim, bir arttım şeklinde sona kadar örerek geldim. Şimdi son ilmeklerimizdeyiz. Son iki ilmeğim kaldı. İkisini de örüyorum. Birisini dikişte kullanacağız zaten en son ilmeğimizi. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum bu işlemimizden sonra yine aynı şekilde örüyoruz. Buradaki ilmeklerimi nasıl görüyorsak öyle. Bu kenarda 5 tane düz ilmeğimiz vardı. Birisi dikiş için kullanacağımız. Diğeri 4'ü de düzdü. Diğer tarafta ise buradaki 4 tane düz ilmeğe kadar aradaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Eteğimin dilimlerinden herhangi bir şey bozmuyorum. Bütün ilmeklerim ters. Yani şu ana kadar ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Artıklarımızı da ters. Bu dilimimiz için geçerli. Aradaki 4 tane arka yönden ördüğüm düzümü yine 4 düz olarak öreceğim. Şu an terslerin olduğu bölümdeyim. Terslerin olduğu bölümümü ördüm. 1, 2, 3, 4. Bu kısımdan itibaren 4 tane düzün olduğu bölümümüz. Bakınız şuradan görmenizi istiyorum. Bu kısım terslerimizin olduğu bölümdü. Burası 4 tane ilmeğimiz düzümüzün olduğu yer. Arka yönden 4 düzümü öreceğim. Aradaki bütün terslerimi öreceğim. Tekrar 4 tane düzümü öreceğim. Birinci düzümü örüyorum. ikinci düzümü örüyorum. Üçüncü ve dördüncü düzümü örüyorum. İlmek sayımı yine kaybetmeden toparlıyorum. Aradaki ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. 4 düzleri takip etmemiz yeterli. Bu tersleri saymamıza gerek yok. 4 düzümüzü takip edelim. Terslerimizi örelim. 4 deri sayması daha kolay olmakta. Az olduğu için bunlarla hiç vakit kaybetmeyelim. Evet eteğimizin sonuna geldik bakın. İnşallah beğenmişsinizdir. Gayet kolay. Bakın 4 tane düzümün bulunduğu yerdeyim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şunu da örmüştüm. 4. Hemen 4'ünü örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Geri kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Başa kadar ördüm. Düz yerimiz düz, terslerimiz ters ve böyle güzel bir görüntü oldu. Şimdi e, örmeye devam edeceğiz. Yine artış yapmıyoruz, eksilme yapmıyoruz. Sadece düz örgü örüyoruz. Düz yerimizi düz, buradaki 4 tane tersimiz, aradaki düz yerimizi, terslerimizi örüyoruz. 4-5 sıra daha örelim. Bu e, sonradan öreceğimiz kısmı eteğimize şöyle dikeceğiz. Burası en uç kısmı olacak böyle dilim dilim duracak olan kısmımız olacak. 4-5 sıra örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. İki sıra burada. Yani bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters örelim. Sonra düz sıramızda tekrar birlikte olarak keselim. Şimdi düzlerimi ben örüyorum. Burada delikli, güzel, kabartılı bir bölüm oluşturduk. Birinci düz sıramı örüyorum. Arkasından ikinci ters sıramı öreceğim. Sonra üçüncü düz sıramı öreceğim, dördüncü ters sıramı öreceğim, beşinci sıramızda keseceğiz ve eteğimizi tamamlayacağız. Aradaki dört tane tersimi örüyorum, düzlerimi örüyorum. Evet, dört sıra örerek geldim, beşinci sıramdayım ve örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ön yüzden keserek eteğimizi bitireceğiz. İpim burada. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi önce örüyorum. Daha önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Sıradaki örüyorum. Önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve kesme işlemi bu şekilde yapıyorum. Dilerseniz şu şekilde de kesebilirsiniz. Kestiğimiz ilmeği takıp İkisini aynı anda örebilirsiniz. Bakın kestiğim takıyorum. Hem kestiğim hem bir sonraki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Ve tekrar şişime takıyorum. Hem ördüğüm hem yeni öreceğim ilmeğimi aynı anda örüyorum. Hangisi daha rahat ve akıcı olacaksa sizler için dilerseniz tabi tığla da yapabilirsiniz. Tığla eliniz nasıl alışkınsa. Bakın bu şekilde kesme işlemini yapıyorum çok sıkıştırmayalım dikeceğimiz için alt kısma doğru büzmesin ördüğümü taktım bir sonraki ilmeğimle örüyorum kestiğimi taktım bir sonraki ile ikisini aynı anda alıyorum sona kadar örelim ilmeklerimizin tamamını kestim en son bir tane ilmeğimiz kaldı onu da birlikte keselim düz örüyorum ve son ilmeğim bakınız burada bir tane de şöyle zincir çeker gibi yapalım içinden geçiriyorum ve sıkıştırıyorum buradaki bölümümü dikmek için ipimi uzunca kesiyorum yani burayı dikeceğimiz için buraya yetecek kadar ipimizi biraz da fazlasıyla ayıralım ipimi kestim ilmeğimi şöyle çıkarıyorum ve burayı sıkıştırıyorum şişimi şöyle kenara alıyorum eteğimizi çıkartarak şöyle bakalım dilimlerine 1 2 3 4 5 6 7 ve toplamda 8 tane dilimimiz var gayet hoş oldu buradaki dikiş ister yana isterseniz arkaya ayarlayabilirsiniz Kesme işleminden sonra uzun bıraktığım ipime iğnemi taktım. Etek ucumu şöyle birbirinin üzerine getirdim. Düz yönü içe, tersten. Bakın ters yönleri dışında. Şimdi yanı dikiyorum. Lastiğime doğru dikiş işlemini yapacağım. Etek kısmının ucundan aldım. Uç kısma geldim. Her ikisinin de ters yönleri dışarıda. Kenar ilmeklerimin dışından şöyle alıyorum. Diğerine geçiyorum. Ve karşılıklı kenar ilmeklerimi dikerek yukarıya doğru ilerliyorum. Belli lastiğimize yakın yere kadar diktim. Bakın şu şekilde. Hiç belirli olmadı. Şimdi lastik kısmımızın yerini de kapatacağımız için bir tane çengelli iğne ve lastiğimi taktım. Bel ölçümüzü uygun şekilde çift lastik ördüğüm yere girişimi yapıyorum. Araya ve buradan lastiğimi takıyorum. Lastiğimi de taktıktan sonra oradaki lastiğimizi geçirdiğimiz yerimizi de dikeceğiz. Ve belde hiç açık yer kalmayacak. İğnem duruyor zaten bakınız şurada. Dikişimizi devam ettireceğiz. Evet buradan çıktım. Şu şekilde ayarlamamı yapıyorum çengelli iğnemi çıkardım dikiş atarak da yapabilirsiniz bu kısma düğüm atarak da yapabilirsiniz şöyle bir düğüm atalım biz sıkıca düğümüm atıp iyice küçülttüm tabi dikiş atarsanız da olacaktır kenarlardan fazlalıkları kesiyorum Şimdi dikmeye devam ediyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Lastik kısmıma da geçtim. Bu kısmı da kapatıyorum. diğer taraftan da dikiyorum bakın arka taraftan da alalım önce bu tarafı dikelim sonra diğer tarafa da geçelim her iki yönde de güzelce kapatalım yukarıya geçtim buradan iniyorum lastiğim çift lastikti Önce iç kısmını, sonra da dış kısmını dikiyorum. İçe geçerek düğümü atıyorum. Şöyle lastiğe de batarsanız daha sağlam olur. düğümü attım. Ilmeklerimi şöyle biraz daha yaklaştırarak bir düğüm daha atıyorum. Ya yani buraya sağlam bir düğümümüzü atalım ve ipimi buradan kesiyorum. Şöyle biraz olduğu yerden uzaklaştıralım. Diğer fazla başlangıç ipimizi alıp onu da tığ yardımıyla ya da yine aynı iğneye takarak da geçirebilirsiniz uzak yerlere doğru. İğnemi ipimi taktım. Yine dikişimi yaptığım yeri şöyle bakıp buluyorum. Evet şurası. Oradan büküyorum. Dilimli yerimiz tam etek ucu olacak. Şöyle alt kısmına gelecek. Etek ucu olacağı için dikmeye başlıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Ve dikişimi atıyorum. İlk dikişimi attım. Ucuna küçük bir de düğümümü atmıştım. Ve sonrasında ilerliyorum. Düzeltiyorum elimle şu kısmı. Ve buradan alıyorum. Etek kısmından bir kat alıyorum. Ördüğüm yerden alıp şöyle örgümün bir katını alıyorum ki dış kısmı iz çıkmasın dikiş izi. bir de rahat dikmeye çalışalım kastırmasın çok çekiştirmeyelim ipimizi birer kat alıyorum başlangıç yerine kadar dikkatlice dikelim Burada dikkat etmemiz gereken nokta şuradaki düzler düzlerin bulunduğu yere gelsin. Hiç kimse diğerinin yani hiçbir grup diğerinin sınırını geçmesin. O zaman eteğimiz çok daha muntazam duracaktır. Sınırlara kontrol ederek geçelim. Düzler düz sırasında tersler terslerle dikilsin. Öyle olduğu zaman eteğimizin altı gayet güzel duracaktır. Eteğimi sona kadar diktim. Şurada bakınız. Bir tane düğümümü atıyorum aynı yere. Ve şöyle iğnemi batırıp biraz uzaklaşıyorum buradan ve uzaklaştığım yerden ipimi keserek eteğimi tamamlıyorum. Evet, eteğimizin bütün aşamalarını sizlerle birlikte ördük ve gördüğünüz bu güzel cici eteğimizi oluşturduk. Çok güzel oldu bakın. Kloşu da gayet güzel. Ee, daha uzun isteyen arkadaşlarımız yine aynı artışlarımızı yaparak devam ettirebilirler. Artışlarımız hep alt alta olacak şekilde ayarlayalım. Ve daha büyük öreceksek birazcık daha uzatma işlemini yapalım. Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım eteğimizi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.